Canım öğrencilerim selamlar. Ben sevmeli Hoca. S.M.L. Hoca Matematik kanalındasınız. Hepiniz hoş geldiniz. TYT AYT Matematik Tekrar Kampımızın geldik. Bugün 9. gününe. Konu 2. dereceden denklemler gençler. Artık AYT'ye başladık. TYT'ye geri dönüş yok arkadaşlar. Evet, AYT ödevlerinizi ben size nereden vereceğim? 40 soru serisi AYT Matematik video soru kitabından vereceğim arkadaşlarım. Şu üstünde benim yüzümün yarısı olan kitap var ya oradan vereceğim yeşil kitabımızdan. Gençler şimdi TYT'ye geri dönüş yok dedik ama bu kitabın şöyle bir özelliği var. Şimdi ilk sayfalarını açtığınız zaman karşımıza direkt olarak bir konu çıkacak. İlk 10 diye bir konu. Konu başlığı bu. İçinde 40 tane de soru var bu bölümün. Her bölümün içinde 40 tane soru var. Bu ilk 10 dediğimiz kısım şu işe yarayacak. Hani o AYT'de hep yanlış yapılan genelde böyle küçümsenip de daha sonrasında sınava veya denemeye girdiğiniz zaman hep o ilk 10 tane soruda mutlaka birkaç tane eksik veya kusurlu bir hareket çıkar ya işte o kusurları örtmek için yaptım. İlk 10 AYT'nin içerisindeki TYT'msiz sorulardan bahsediyorum. İşte o ilk 10'u da bu kitaba başlarken lütfen sevgili arkadaşlarım çözerseniz çok ama çok iyi yaparsınız. Şimdi burayı keyfiye ait çözebilirsiniz. Benim sizi ödevlendirmemize, ödevlendirmeme gerek yok. Keyfi e ait çöz kardeşim. Al çayını kahveni tamam şöyle iftardan sonra 1-2 saat geçtikten sonra çayını kahveni al yudumlaya yudumlaya hmm, bu böyleymiş şu şöyleymiş diye 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 çöz. Daha sonrasında benim şimdi burada e, sana işlemem gereken konu ikinci dereceden denklemler ikinci dereceden denklemlerle alakalı da ben sana yine konu özetini yapacağım sorularını çözeceğim ama ödevini de vereceğim. İşte bu kitaplar ikinci dereceden denklemler kısmındaki o 40 tane soruyu çözüyorsunuz. Sayfa 14'te bulunuyor. E, 21'e kadar da devam ediyor. Yani toplamda 8 sayfalık bir konu gençler. Lütfen sevgili gençler ödevlerinizi yapmayı ihmal etmeyin. 40 soru serisi AYT Matematik video soru kitabının içerisindeki soruların tamamı öSYM tarzı ve konuları baştan en başından alıyor. En sonuna kadar en kolayını da gösteriyor, en zorunu da gösteriyor. 40 tane soruyla biz ne dedik? Mottomuz o kampta. Bir şeyi 40 kere söylersen olur demiştik sevgili arkadaşlarım. Bu temel mantaliteyle yola çıktık ve gerçekten kampa katılanların yorumlarını videoların altlarına da okuyabilirseniz beni mutlu etmiş olursunuz. Çünkü sizler de sevgili arkadaşlarım bir şeyi deneyen adamdan dinleyeceksin. O şey iyi mi kötü mü? Yani bir kitap çok iyi olabilir, bir roman çok iyi olabilir, bir maç çok keyifli olabilir ama bunların ee, kullanıcı yorumlarına bakarak bunu anlarsınız. Bir şey alışverişi yaparken bile gençler siz bakmıyor musunuz fotoğraflı değerlendirmelere veya işte o ürünün yorumlarına bakmıyor musunuz? Ürünün yorumu yüksekse alıyorsunuz. Bir otelde kalacaksanız yıldızına bakmıyor musunuz veya bir işletmeye gidecekseniz Google'a yazdığınız zaman puanlarına bakmıyor musunuz? İşte arkadaşlarım o bu kitabında yorumları sevgili arkadaşlarım videoların altlarında mevcut. Oralara bakarsanız zaten bu kampın ne kadar kaliteli bir kamp olduğunu da görmüş olacaksınız. Ücretsiz PDF'iniz, bu kampın ücretsiz PDF'i açıklama kısmında linkte mevcut, kamp programınızda mevcut. Bu videoyu ilk defa görenler, bu seriyi ilk defa görenler arkadaşlar eğer ki herhangi bir şeyiniz varsa hani böyle bir boşluk zaman bulduysanız bir an önce kampa başlamanızı rica ediyorum. Çünkü artık gerçekten az zaman kaldı. 70 71 gün gibi bir süre kaldı. 17 günde bu kampı bitirebilirsiniz. Hatta günlük iki konu bitiririm ben derseniz ki ödevlerinizi yapamazsınız ama hızlı olsun, benim olsun hocam. Ben zaten 40 soru serilerini bu kitapları zaten bitirdim diyorsan tamam o zaman. Sadece konu özeti ve konu tekrar, soru tekrarları yap ve 17 günden daha kısa bir sürede bitirebilirsin. Sınav herkes bunu söylüyor. Biliyorsunuz ki ben de katılıyorum. Sınav son 3 ayda kazanılıyor arkadaşlar. Artık 3 aydan az bir zaman dilimi kaldı ama hala 2 aydan fazla zamanınız var. Lütfen gençler gerekli önemi gösterin bu tarz kamplara, soru çözüm kamplarına, konu özeti kamplarına lütfen gerekli önemi gösterin. Eğer siz bu işi başarmak istiyorsanız son 2 ayda elenmeyeceksiniz arkadaşlar. Son 2 ayda ne kadar çok asılırsanız o kadar çok öne geçersiniz benden size söylemesi. Evet gençler ikinci dereceden denklemlerin konu özetine başlayacağız. Abone olduysanız videoyu da beğendiyseniz geçebiliriz dersimiz. Şimdi bir bakalım konu özetimizi yapalım. 2 sayfalık dolu dolu bir konu özeti olacak arkadaşlar. Beni iyi dinleyin. ABC reel sayılar ve A sıfırdan farklı olmak üzere ben AX kare artı BX artı C eşit sıfır şeklindeki denklemlere ikinci dereceden denklemler diyorum. Bu denklemi sağlayan X değerlerine denklemin kökleri diyoruz. Bu köklerin bulunduğu kümeye de e, denklemin çözüm kümesi diyoruz. Yani sen bu denklemi sıfıra eşitleyen X değerlerini buldun onlara kök diyeceksin. Daha sonrasında bu kökleri bir kümenin içerisine koyarsan o da denkleminin çözüm kümesi olmuş oluyor ikinci dereceden bir denklemin çözüm kümesinin eleman sayısı bak burası çok değerli ya sıfır elemanlıdır ya bir elemanlıdır yazamadım ya bir elemanlıdır ya da iki elemanlıdır en çok iki elemanlı olur arkadaşlar çünkü cebirin esas teoremidir bu eninci dereceden bir polinomun en çok birbirinden farklı en tane kökü vardır. Bu kesin, bu net. Tamam yani sen ikinci dereceden bir denklemin 3 tane kökünü bulamazsın. Beşinci dereceden bir denklemin 6 tane kökü olmaz arkadaşlar. Bu farklı durumların sebebini konunun ilerleyen bölümlerinde diskriminant başlığı altında çok iyi anlayacaksınız. İkinci dereceden denklemleri çözebilmek için bazı yöntemler mevcut. Şimdi bu yöntemleri inceleyip örneklerle anlamaya çalışalım dedik. Çarpanları ayırma yöntemimiz var şimdi sırada. Eğer denklemi oluşturan arkadaşlar, denklemi oluşturan ikinci dereceden polinom, çarpanlarına ayrılabiliyorsa bu yöntem en çok faydalanacağımız yöntem olacak. Ax kare artı bx artı c eşit 0 denkleminde eğer şuradaki a sevgili arkadaşlarım 1 ise böylelikle x kare artı bx artı c eşittir 0 diye bir denklemim olur benim. E gideceksin burayı x'e x diye parçalayacaksın. Sağ tarafı da örnek veriyorum. E, M'ye n diye parçaladın. Tamam. Burada m ile n'nin çarpımı bize c'yi verirken Burada M ile N'nin toplamı da bize ortadaki B'yi verecek. Bak çarpımları C'yi toplamları B'yi veriyorsa o halde sen bu denklemin köklerine de x1 eşittir eksi M, x2 eşittir eksi N diyebilirsin. Bir köküm şunun eksilisi, diğer köküm bunun eksilisi. Neden eksilisi onu da söyleyelim ezber olmasın. Ee, sen bunu şu şekilde çarpanlarına ayırıyorsun. Yan yana duranları yazıyorsun. Diyorsun ki x artı m çarpı x artı n demek ki hocam sıfıra eşitmiş. Bunun çarpanlarına ayrılmış biçimi demek ki buymuş. E madem buysa burayı sıfıra eşitleyen değer şöyle yapalım. Burayı sıfıra eşitleyen değer eksi m'dir. Burayı sıfıra eşitleyen değer de eksi n'dir. İşte bundan kaynaklı gençler burada elde ettiklerinizi şuracıkta elde ettiklerinizi ne yapıyorsunuz? Eksililerini kök olarak kabul edebiliyorsunuz. Peki hocam a birden farklıysa o zaman şöyle diyeceğiz ax kare hemen şöyle kalemimi değiştireyim. ax kare artı bx artı c eşittir 0 dedim gençler. Şimdi eğer ki e, birden farklıysa burayı, burası. Burayı da şöyle ayıracaksınız. Örnek veriyorum. E, M'yi neyi kullandık? Başka neyi kullanalım? P ve Q'yu kullanalım. Burayı Px ve Qx biçiminde ayırıyorsunuz. Burayı da M'ye N diye ayırdınız. Şimdi burada P ile Q'nun çarpımı bize A'yı vermek zorunda. Bu bir cepte. Sonra şu şekilde çapraz biçimde çarpıyorsunuz. Yani P ile N'yi çarptınız. Ve Q ile M'yi çarptınız. Topladığınız takdirde eğer B'yi buluyorsanız. Yani ortadakini buluyorsanız. Tamam diyeceksiniz. E tabi bir de doğal olarak M ile N'nin çarpımı. Yine her zamanki gibi bize neyi verecek? Buradaki C'yi verecek arkadaşlar. Bu üçünü sağlatmanız gerekiyor. Bir ifadeyi çarpanlarına ayırmak için. Bu şekilde eğer ee, şartlar sağlıyorsa yine yan yana duranları topluyorsunuz. Yani px artı m çarpı qx artı n eşittir sıfır biçiminde. Mesela biz burada 2x kare artı 3 diyelim. Mesela ben burayı 1'e 3 diye burayı da 2x'e x diye ayırırsam 6 buraya da ben 7x diyebilirim. Bak bunu bu şekilde ayırabilirsiniz. Çünkü 2x ile x'in çarpımı bize 2x kareyi veriyor. 3 kere 1 de bize 3'ü veriyor. Şimdi çapraz çarpıyorum bakın. 2x ile 3'ü çarptım 6x. x ile 1'i çarptım x topladım. Ortadaki 7x'i verdi. Çok güzel diyorsunuz. İşte ben bunu bu ifadeyi 2x kare artı 1. 2x artı 1 özür dilerim. 2x artı 1 çarpı x artı 3 eşittir 0 biçiminde bu denklemi çarpanlarına ayırarak ifade etmiş oldum diyorum. Şimdi tam kare yöntemi normal şartlar altında hani böyle bir tam kare yöntemi diye mi da anlatılmıyor. Hocaların inisiyatifine kalmış. Ben de bu inisiyatifi kullanarak size AYT e, video ders kitabımda da bu yöntemi de anlattım. Anlatmaya da devam edeceğim. Çünkü e, hani bir şeyin kısa bir yolu varsa neden e, uzununa yönlendirelim? Diskriminanta yönlendirelim. Delta'ya yönlendirelim. Şimdi gelin bunu bir dikkatli bir şekilde dinleyelim. Burada arkadaşlar x kare artı 2x artı 1 bunun x artı 1'in karesinin açılımı olduğunu biliyoruz. x kare eksi 2x artı 1'in de x eksi 1'in karesinin açılımı olduğunu pek tabi biliyoruz. E şimdi x kare artı 6x artı 9 neyin açılımı? Şimdi şunu yapıyorsunuz gençler. Şunun yarısının karesi burada varsa bak bunun yarısının altının yarısı kaç? 3. Karesi kaç? 9. Varsa şuradaki işaretle beraber diyorsunuz ki x artı şunun yarısının bu şekilde karesini alıyorsunuz. Bu x artı 3'ün karesine eşittir. Eksi 10'un yarısı eksi 5. Karesini aldım 25 mi? Evet o zaman x eksi 5'in karesi diyorsunuz. 40'ın yarısı 20. 20'nin karesi de 400 olduğu için x artı 20'nin parantez karesidir diyorsunuz. Eksi 5'in yarısı eksi 5 bölü 2. Ve ben bunun karesini alırsam 25 bölü 4 geliyorsa e madem öyle x eksi 5 bölü 2'nin parantez karesidir bu kısımda. Tamam mı? Şimdi yarısının karesi varsa bu şekilde demek ki ifade tam karedir diyebiliyoruz biz. Şimdi sağ üst tarafa bir bakalım. Diskriminant hesabıyla kök bulma yöntemi diyor ya ama ondan önce, ondan önce biz şöyle bir şey yapalım şuraya. Hani yeni konuya geçmeden önce şuraya bir tane örnek misali bir şey yapalım tamam mı? Mesela şimdi ben <laughs> burada x kare artı x kare artı 4x diyelim. Tamam mı? 4x artı e, buraya da diyelim ki 3 diyelim mesela. Aynen. 3 diyelim mi? Bir daha düşüneyim şöyle. Tam ayrılmasın diye uğraşıyorum ama 3 diyebiliriz yani tamam. 3 eşittir 0. Şimdi normal şartlar altında bu çarpanlarına ayrılıyor ama çarpanlarına ayıramadığını düşünelim. Tamam Ayıramadın çarpanlarına. Veya gerçekten de ayrılmıyor. Yani şurası böyle 3'e 1 diye ayrılıyor ya burada. Burası gerçekten ayrılmadı abi. O zaman ne yapacaksın? Bak şöyle diyebilirsin. Hocam burası aslında x kare artı 4x artı 4 olsaydı tam kare olurdu. Ama burada 3 var. E 3 olsun diye ben diyorum ki buradan 1 çıkarıyorum ve bunu 0'a eşitliyorum yine. Yani sonuç olarak bununla bu birbirine eşit abi. Pekala. Şimdi şurası neydi? x artı 2'nin parantez karesi mi? Bir de yanında eksi 1 var eşittir 0 dedim. Bu eksi 1'i karşıya attım x artı 1'in karesi eşittir 1 dedin. Şimdi siz kendi kendine şu soruyu soruyorsun. Diyorsun ki ben matematikte bir ifadenin karesini almışım. Bir sayının karesini almışım. Ve bu sonuç 1 çıkmış. O halde bu içerideki sayımız neyin karesi 1'dir? x artı 2 ya eksi 1'dir diyorsunuz. Ya da x artı 1 nedir? Artı 1'dir. 2'yi e, karşıya atarsam x ya eksi 3'tür. Ya da eksi 1'dir dersiniz. Bakın iki tane de bu şekilde ikinci dereceden denklemin köklerini bulmuş olduk. Şimdi normal şartlar altında biz ne yapacaktık? Bu soru için mesela örnek veriyorum. Ee, kısa bir yol olarak üstteki yolu kullanacaktık. E hemen burayı x'e x diye ayırdın. Burayı da 3'e 1 diye ayırdın. Bunun eksilisi bunun eksilisi kök olacaktı. Ama ayrılmıyorsa da yine bu şekilde yapabilirsiniz. Hani bu diskriminant metoduyla kök bulurken bazı köklerimizi işte mesela şey buluyoruz ya. Kök 3 eksi 2'ymiş bunun bir kökü. Diğer kökü de kök 3 artı 2'ymiş falan diyoruz ya. Ee, sevgili arkadaşlar işte bundan kaynaklı diskriminanta girmeden... Bu şekilde de bunun köklerini elde edebiliyoruz. Aklınızda bulunsun. Şimdi sağ üst tarafta diskriminant hesabıyla kök bulma kısmı var. Buraya da bakalım. Varsayalım ki bu yöntemi es geçtim hocam yok ben delta alacağım diyorsan o zaman delta alabilirsin. Şöyle ki ax kare artı bx artı c eşit sıfır denkleminin ikinci dereceden denklemlerde diskriminant bulunur. Diskriminant dediğimiz şey bunu da Yunanca'daki D harfi delta olduğu için delta ile gösteriyoruz. Diskriminantın D'si aslında. Diskriminant eşittir. B kare eksi 4 AC diyoruz. B buradaki B. A buradaki A ve C buradaki C. B kare eksi 4 AC ile delta'yı hesapladım. Hesapladıktan sonra kökler aşağıda verdiğim iki kuralla hesaplayacaksınız. O kurallar şunlar arkadaşlar. Birinci kök veya fark etmez hangi sırayla isimlendiriyorsan Eksi B artı kök delta bölü 2A Delta'yı bulduktan sonra delta'yı buraya yazıyorsun. B ile 2A'yı zaten B ile A'yı zaten bileceksin burada. Daha sonrasında x2 de yine eksi B yine kök delta yine 2A lakin burası artı burası eksi. Yani bir artılı bir de eksisi bize köklerin ikisini de verecek vermek zorunda. Diskriminanta göre denklem yorumu yapma. Şimdi e, delta dediğimiz şey hoş bir şey arkadaşlar. Sonuçta bir denklemin ikinci dereceden denklemin kökleriyle katsayılar arasındaki ilişkileri biz biliyoruz köklerle katsayılar arasında ilişki varsa e, ...diskriminant da kat katsayılarla alakalı o zaman diskriminantın da köklerle bir ilgisi olması zorunlu diskriminantı hesapladığımızda karşımıza çıkan sonuç bize ikinci dereceden denklemin e, çözüm kümesi hakkında yorum yapabilme imkanı sunuyor açıkçası e, biz bu konunun başında çözüm kümesinin eleman sayısının alabileceği değerler hakkındaki cümleyi size hatırlatmak istiyoruz burada ne demiştim bakın İlerleyen bölümlerde diskriminant başlığı altında çok iyi anlayacaksınız demiştim. Şimdi çok iyi anlama zamanı o yüzden kulaklarını iyi aç. Beni dinle. Birinci durum delta'nın sıfırdan büyük olması durumu. Delta sıfırdan büyükse arkadaşlar denklemin birbirinden farklı iki tane reel kökü vardır. Birbirinden farklı iki tane reel kök. Birbirinin aynısı olamaz. Tamam. Bir tane de olamaz. Sıfır tane de olamaz. İki tane olacak ve bunlar birbirinden farklı olacak. Denklemin çözüm kümesi iki elemanlıdır aynı zamanda çünkü birbirinden farklı iki tane eleman varsa ben bunları bir kümeye yerleştirirsem o küme iki elemanlı olacaktır. Delta eğer sıfırsa e, denklemin çakışık iki tane reel kökü vardır demek. Şimdi çakışık demek de birbirine eşit demek arkadaşlar. Bunu unutmayın. Çakışık iki reel kök var denilebilir. E, i̇kinci dereceden denklem bir tam karedir denilebilir. Veya <laughs> ikinci dereceden mesela parabollerde diyeceğiz ki fonksiyon x eksenine teğettir denilebilir. Yine delta'nın sıfıra eşit olduğundan ve köklerin birbirinin aynısı olduğundan çakışık olduğundan bahseder bize. Çakışık iki tane reel kökümüz var. Burada önemli olan kelimelerden bir diğeri de reel kök arkadaşlar. Reel kök ve şu çok önemli İki tane kökü var. İki tane kökü var. İyi dinleyin bak. Üstekinin delta sıfırdan büyükse bu kökler birbirinden farklı. Alttakinde delta sıfır eşitse bu kökler birbirinin aynısıydı. Şimdi birbirinin aynısı olan iki tane sayı buldun sen kök niyetine. Onları da bir kümenin içerisine dahil edersen. E şimdi düşün bir kümenin içerisinde birbirinin aynısı olan iki sayıyı defaten yazabiliyor musun? Yazamıyorsun. E yazamadığın için bir tanesini yazsan yetiyor. E bundan kaynaklı da çözüm kümemiz bizim tek elemanlı oluyor. Şimdi asıl önemli olan delta'nın sıfırdan küçük olması durumu. Şimdi delta sıfırdan küçükse işimize geliyor aslında bakarsanız. Kök yok deyip geçiyoruz ama yanlış bir cümle. Kök var lakin lakin bu kökler reel değildir arkadaşlar. E nasıl köklerdir? Karmaşık sayı olan köklerdir. Yani kompleks kökleri vardır gençler. Ama şunu söylemiyoruz. Yani kök yok demiyoruz. Reel kök yok demek daha mantıklı. Ancak yine her zaman olduğu gibi yine iki tane kökünün olduğu da aşikar. Çünkü ikinci dereceden bir denklem iki tane kökünün olması zorunlu. Sadece bu kökler reel değildir o kadar. E hocam şurada da mı iki tane bak iki tane yine kökü var. Sadece bu kökler birbirinin aynısı. Sadece çözüm kümesi bir elemanlı. Bunu sakın unutma. İkinci dereceden denklemin her daim iki tane kökü vardır. Tamam mı? Sadece bu kökler reel değildir. Karmaşık köklerdir. Karmaşık sayıları da yine videonun devamında işleyeceğiz arkadaşlar. Notumuz var. Ne diyor notumuzda beraber okuyalım. ABC gerçel sayılar a sıfırdan farklı olmak üzere ikinci dereceden e, denklemin köklerinin rasyonel olabilmesi için aynı denklemin diskriminantın kare dışına çıkması gerekir. Aksi halde kökler rasyonel olmaz. Şimdi e, piyasadaki çoğu soru bankasında e, piyasadaki çoğu denemede bu tarz sorulara rastlarsınız ki genelde bu tarz soruları da Çözemedim diye kıyısına köşesine işaret koyarsınız, sonra bak dersiniz, hocanıza sorarsınız. E şimdi ben size burada söyleyeyim, bundan sonra e, ki karşınıza çıkan soruları lütfen yapın arkadaşlar. Gençler iyi dinleyin. Şimdi benim kök denklemlerim neydi? X1 ve x2'yi ben nasıl yazıyordum? Eksi b artı veya eksi kök delta kök delta bölü 2a biçiminde yazıyordum. Şimdi arkadaşlar. Ee, bu A, B ve C dediğimiz ifadeler e, bu denklemlerin kat sayılarıydı. Ve ben eksi B'yi ve 2 A'yı burada hesaplayabiliyorum. E, C'yi de biliyorsam deltasını da hesaplarım. Ama bu kökün yani x1 ve x2 köklerinin sonucunun bir rasyonel sayı çıkabilmesi için buradaki deltanın kökün dışına da çıkması gerekiyor. Eğer de, buradaki delta kök dışına çıkamayan bir sayıysa kök delta dediğim şey otomatikman irrasyonel olacaktır. Yani delta'nın tam kare olması gerekiyor. E, olmuyorsa kök dışına çıkamaz. Kök dışına çıkamıyorsa irrasyonel olur. Ben bir irrasyonelle rasyonel sayı eklersem, reel sayı eklersem o da irrasyoneldir. İrrasyonelle bölersem yüksek ihtimal o da irrasyonel gelecek. E, bundan kaynaklı sevgili arkadaşlarım biz şunun rasyonel olabilmesi için buranın ne olması gerekiyor dedik. Karesel bir sayıya eşit olması gerekiyor dedik. Bundan sonraki soruları bu şekilde çözün. Sana bir denklem verir. Köklerinin rasyonel sayı olması için Der ki mesela denklemin içinde C kaç olabilir diye sorar. Sen de A'yı ve B'yi kullanarak delta'yı hesaplarsın ama C'yi bilmiyorsun. C'yi de e, C ile olarak hesaplarsın. Hesapladığından sonra dersin ki bunun tam kare olması gerekiyor. O zaman C'nin alabileceği değerler şudur, 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 şudur diye sıralarsın. Tamam. Geçtim 66. sayfama. İkinci dereceden denklemlerin kat sayılarıyla kökleri arasındaki ilişki. Şimdi ax kare artı bx artı c ikinci dereceden denklemin kökleri x1 ve x2 olmak üzere. Eğer ben iki kökü toplamak istiyorsam kökleri bulup toplamak zorunda değilim. Kat sayılara bakarak kökler toplamını bulabilirim. Kökler toplamını bulmak istiyorsam şuradaki b ve a'yı kullanacağım. Eksi b bölü a formülü bana kat sayıların toplamını verir arkadaşlar. Kökler çarpımını bulmak istiyorsam bu sefer c'yi a'ya böleceğim. Köklerin farkının pozitif değeri bu bizim e, çoğu zaman <laughs> çok fazla yoğun işlemden kurtarır bizi. O yüzden önemlidir. Ben her dersimde de anlatırım bunu. Köklerin farkının pozitif değeri nasıl bulunur? Kök delta bölü mutlak değer a ile bulunur sevgili arkadaşlar. Kök delta'yı eğer mutlak değer a'ya bölerseniz, iki kökün arasındaki farkın pozitif değerini bulmuş olursunuz. Notumuza bakalım. Ax kare artı bx artı c eşit sıfır ikinci dereceden denkleminin kökleri x1 ve x2 olsun demişiz. Şimdi kökler toplamı sıfırsa ve yani köklerin çarpımı negatifse. Şimdi kökler toplamının sıfır olması demek eksi b bölü a'nın sıfıra eşit olması demek ki burada bu ifade nasıl sıfıra eşit olur? Sadece ama sadece b sıfırsa yani a'nın sıfır olma gibi bir durumu yok zaten tanımsız bir ifade gelir. a sıfır olursa da zaten ikinci dereceden bir denklem olmazdı biliyorsun. Şimdi b'nin sıfır olması lazım. E b sıfırsa şurayı komple götürecektir. Götürdükten sonra da o zaman bizim bu denklemimiz a x kare artı c eşittir sıfır biçiminde olacaktır. Ki diyor ki bize C de diyor negatifse. Şimdi C negatifse gençler pardon C bölü A negatifse. X1 çarpı X2 ne demekti? C bölü A. Şimdi bu da negatifse o zaman C ile A'nın işaretleri de birbirinden farklı. Şimdi bu tarz durumlarda arkadaşlar diyorum ki. Bu denklemin kökleri simetriktir. Yani biri buradaysa öteki de buradadır diyoruz. X1 buradaysa X2 bunun eksilisidir. Yani eksi X1'e eşittir diyoruz. Neden? Çünkü köklerin toplamı e sıfır olacak. Köklerin toplamı sıfır olma olabilmesi için birinin negatif birinin pozitif ve simetrik olmaları da şarttır. Kökleri bilinen ikinci dereceden denklemi nasıl yazarım peki hocam? Şimdi hocam bu ifadelerde de bazı arkadaşlarımız sıkıntı yaşıyor. Bir daha sıkıntıya düşmemek için bir defa öğren bir daha asla unutma x1 artı x2'ye X2 x 2ye biz t dersek yani kökler toplamının t'si x1 çarpı x2'ye de çarpımın ç'si diyelim. Şimdi kökler toplamını biliyorsun kökler çarpımını biliyorsun o halde sen bu ikinci dereceden denklemi yazabilirsin en azından tahmin edebilirsin. x kare eksi tx artı ç eşittir 0 yazdığın takdirde karşına bu denklem çıkacaktır. Mesela kökleri diyelim kökleri 2 ve 7 olan 2 ve 7 olan ikinci dereceden denklemi yazalım hadi. Denklem. Nedir arkadaşlar? Şimdi kökler toplamımız 2 ile 7'nin toplamından 9 olacaktır. Kökler çarpımımız da 2 kere 7'den 14 olacaktır. O zaman benim denklemim x kare eksi 9x artı 14 eşittir 0 denklemidir ki ben bu denklemi çarpanlarına ayırıp kök bulduğum takdirde gene 2 ve 7'yi bulurum. Bak x'e x, e x 2'ye 7. Şunların e, gençler ne diyeceğim? Eksi 2 eksi 7. Çarpımları 14. Toplamları eksi 9. Köklerimiz ne? 2 ve 7. Bunların eksilileri kök oluyordu biliyorsunuz. Rasyonel katsayılı ikinci dereceden denklemin köklerinden birisi eğer e, a artı kök b ise mesela a artı kök b ise ne bu kök? irrasyonel. Ama şimdi kökler toplamının kökler çarpımının formüllerini düşündüğün zaman e, katsayılarda abi rasyonelmiş o zaman kökler toplamının ve kökler çarpımının da rasyonel olması gerekiyor. E bir köküm a artı kök b ise ben bu sayıyı hangi sayıyla çarparsam e, rasyonel bir sonuç bulurum. Tabii ki de eşleniğiyle. O halde bir köküm a artı kök b ise diğer köküm a eksi kök b olur. Bunların toplamı bana 2a'yı verirken ki 2a rasyonelse bunların çarpımı da A kare eksi B'yi verir ki bu da bir rasyoneldir. Böylelikle gençler hem B bölü eksi B bölü A'yı hem de C bölü A'yı rasyonel hale de getirmiş oluyoruz. Bundan kaynaklı bir köküm buysa diğer köküm onun eşleniğidir diyoruz. İyi dinle buraları. Şimdi gençler karmaşık yani kompleks sayılara geçeceğiz. Karmaşık yani komplekslerde. Cebrin'in esas teoremi bize ne diyordu? Eninci dereceden bir polinomun en adet kökü vardır diyordu. Bu bir teorem yani kanıtlanabilmiş. E bundan kaynaklı da arkadaşlar biz diyoruz ki bu gerçek şaşmayacak. Teoremin anlamını mantık dersinde öğrenmiştik. Kanıtlanabilen bilimsel önerme yani kanıtı var. Demek ki yukarıda bahsedilen cümle kanıtlanabilir. E peki biraz o zaman sorgulayalım. Şimdi 2x 4 eşittir 0 birinci dereceden bir denklemdir ve derecesi 1'dir. E kökü de bir tanedir. O da 2. Bak birinci dereceden bir tane kökü var. x 5 birinci derecedendir. Derecesi 1. Bir tane kökü var o da 5'tir göründüğü üzere. X kare eksi 4 ikinci derecedendir. Derecesi 2. Iki. i̇ki tane kökü vardır. Bir kökü eksi 2 diğer kökü artı 2. Çok güzel. X kare eşittir 0. Bu bir ikinci dereceden denklemdir. Derecesi 2. Kökleri de 0 sıfır ve 0'dır. Bak gördüğün üzere. Hocam iki tane bir tane kökü olmuş olmuyor mu? Bak hayır çift katlı kökü vardır. Yani aslına bakarsan sıfıra iki defa uğruyor da diyebiliriz. Buna teğet olmak diyoruz biz veya çift defa uğruyor diyebiliriz. Bunlara teğet olmak diyoruz. Bundan kaynaklı sevgili gençler biz ne diyormuşuz? Bu sıfırlar iki tanedir. İkisi de birbirinin aynısıdır. Bundan kaynaklı ikinci dereceden bir denklemin iki tane kökü vardır. Peki x kare artı bir kaçıncı dereceden? Hocam ikinci dereceden. Hadi bul kökünü bulamıyorsun. Neden? Çünkü artı biri karşıya attığın takdirde eksi bir gibi bir ifadeyle karşılaşıyorsun. x kare negatif bir sayıya eşit olabilir mi? Şimdi i̇şte zamanındaki <laughs> Matematikçi arkadaşlar. Matematikçi arkadaşlar deyince asker arkadaşımmış gibi konuştum. Ama tabii asker arkadaşım değil. Şöyle bir durum var. Onlar da tabii boş değillerdi yani. Matematikçi, matematikçilerdi. Şimdi diyorlar ki, e, ikinci dereceden tamam. E, kanıtlanabilen bir teorem var elimizde. N.ci dereceden bir denklemin en tane kökü olduğuna dair. E, bu denklemin köklerini varsa eğer ki olduğunu biliyorlar. Demek ki bizim sayı şimdiye kadar kullandığımız sayı sistemleri bu kökleri bulmak için yeterli bir sayı sistemi değil. Madem yeterli değil demek ki biz hala sayıları tam olarak bulamamışız. Gençler düşünülsene. Ee, hep bir ihtiyaç halinde biz kafamızdan bir şey uydurmuşuz. İnsanoğlu kafasından bir şey uydurmuş matematikte ve yeni bir şey çıkarmış. Tabii ki mantıklı olan tercih edilmiş. Sayılar bile düşünün şu an hani sıfır sayısı bile bundan 300-400 yıl önce bulunan bir sayı arkadaşlar. Onlar önce biz Roma rakamlarını kullanıyorduk. Roman rakamını mı deniliyor bilmiyorum. Roma rakamlarını kullanıyorduk insanoğlu. Yani sıfırı ifade edemiyordun. Ee, hep farklı bir sayı halinde gösteriyorduk bunları. Dolayısıyla sıfır bile bu şekilde ihtiyaç halinde ortaya çıkan bir şey. Mantıklı bir şey olduğu için ihtiyaç halinde ortaya çıkan bir şey arkadaşlar. Demek ki burada da insanoğlu gücü yetmeyince farklı bir yola farklı bir silaha başvurmuş karmaşık sayılar. Şimdi x kare eksi 1 ise e, tek bir sayı tanımlayalım ve yeni bir sayı sistemine geçiş yapmayalım. E, Bunlar da kafamızda kurguladığımız sanal sayılar olsun demişler. Ve karesi eksi 1 olan sadece bir tane sayı üretmişler. Demişler ki bu sayıya da i sayısı demişler. i sayısı kök içinde eksi 1 sayısıdır gençler. Doğal olarak i kare eksi 1 ise i kök içinde eksi 1'dir. i sayısına neden e, ismine i koymuşlar? Çünkü... Fransız bir adam bulmuş ve Fransızca da sanal demek imajiner demek bundan kaynaklı imajinerin iyisini vermiş bu sayıya ee, ve içerisinde iyi barındıran sayılara da bundan sonra <laughs> Kompleks sayılar karmaşık sayılar diyelim demiş Yalnız şöyle bir durum var Sadece ama sadece iyi barındıran sayılar mı karmaşık sayılardır Hayır şimdi hazır olun söylüyorum arkadaşlarım bütün sayılar karmaşık sayıdır Hocam bildiğimiz 3. 3 şu var ya o da mı karmaşık? Evet o da karmaşık. Çünkü ben karmaşık sayıyı nasıl tanımlıyorum? Diyorum ki A ile B eğer bir reel sayı ben Z karmaşık sayısını A artı ib B biçiminde tanımlıyorsam bu bir karmaşık sayıdır diyorum. Ki benim burada B'yi 0 A'yı 3 seçmem de gayet doğal. Çünkü A 3 B 0 iken ikisi de reel sayıdır. Götürüp yerine yazarsam z eşittir 3 artı i kere 0 yani 3 evet o da bir karmaşık sayıdır. Yani artık şu genellemeyi kafanızdan kaldırın eğer bilmiyorsanız. Tüm sayı kümelerini kapsayan sayı kümesi reel sayılar kümesidir. Bu yanlış bir cümle. Tüm sayı kümelerini kapsayan sayı kümesi karmaşık sayılar kümesidir. Reel sayıların da üstüne bir küme çizersen o da karmaşık sayılar kümesi olacaktır. Bu kümenin içerisinden sen istersen bir tam sayı seç, istersen pi sayısını, istersen e sayısını, istersen kesir seç. Bunların her biri bir karmaşık sayıdır diyeceğiz bundan sonra. Z eşittir a artı i sayısı için ben <laughs> buradaki a'ya reel kısım diyeceğim. Reel kısım diyeceğim. B'ye de imajiner kısım diyeceğim. Yani sanal kısım diyeceğim. İmajiner kısım yazdık. Z eşittir 5 artı 3 i sayısı için gençler Real kısmı bu şekilde göstereceğim. R parantez içerisinde z biçiminde. Bunun reel kısmı 5'tir. İmajiner kısmını da imze ile göstereceğim. Ve burasına 3'i yazmıyorsunuz. Sadece i'nin kat sayısını yazıyorsunuz. 3 diyorsunuz arkadaşlarım. Örnek veriyorum. z eşittir 2 eksi 3 i ise real z eşittir 2 iken imajiner z eşittir eksi 3 diyorsunuz. Anlaşıldı mı? İyisi yoksa imajiner kısmında da sıfırdır. İ eşittir. Kök eksi 1 olmak üzere. Şimdi biz bu e, karmaşık sayı biriminin, sanal sayı biriminin kuvvetleri hakkında bir periyot da geliştirebiliriz. İ üzeri 1'in iyi olduğunu biliyoruz. İ kare dediğimiz şey eksi 1'dir. Çünkü i dediğimiz şey kök eksi 1 ise kök eksi 1 ile kök eksi 1'in çarpımı eksi 1'den başka bir şey yapmayacaktır. İ küp dediğimiz sayıyı... Ben i kare ile i'yi çarparak elde ederim ki i kare eksi 1'di. Bunu i ile çarparsam eksi i'yi bulurum. i üzeri 4 de biliyorsun i karenin karesidir. Eksi 1'in karesi de 1'dir. Şimdi bundan sonraki aşamada 4'te 1 tekrar söz konusu olacak. Neden? Çünkü ben i üzeri 5'i i üzeri 4 ile i'yi çarparak elde ederim ki bu zaten 1'di. Demek ki i üzeri 5 i'ye eşitmiş. O zaman i üzeri 6 da i kareye. i üzeri 7 i küpe ve i üzeri 4 de Yine i üzeri 8'e eşittir. Yani 1'e eşittir. Demek ki ben daima i eksi 1 eksi i -1, 1 biçiminde bunların tekrarını sağlayacağım. i eksi 1 eksi i ve artı 1. Yine o zaman şunu söyleyebilir miyim ben? Nasıl genelleyeceğim bunları? Kardeşim i'nin kuvvetine baktın. Tam sayı kuvvetlerine. 4'e bölümünden kalan 1 mi? O zaman bu sayı i'ye eşittir. 4'e bölümünden kalan 2 mi? O zaman eksi 1'dir. 4'e bölümünden kalan 3 ise eksi i'dir. 4'e tam bölünüyorsa cevap 1'dir diyebileceksin. Mesela i üzeri 102 kaçtır abi? i kareden eksi 1'dir çünkü bu 102'nin 102'nin 4'le bölümünden kalan 2'dir diyeceksin. i üzeri 97, 97'nin 4'le bölümünden kalan 1 olduğu için i üzeri 1'e yani iye eşittir. 101'in 4'le bölümünden kalan yine 1'dir dolayısıyla yine iye eşittir. 4 4'le bölümünden kalan 3'tür bundan kaynaklı bu sayı i küpe yani eksi iye eşittir i üzeri 14. 14'ün 4'le bölümünden kalan 2'dir. Yani i kareye eşittir. Yani eksi 1'e eşittir diyeceğim. i üzeri 40. 4'e tam bölündüğü için 40 bu direkt 1'e eşittir diyeceğim. Şimdi bir de negatiflerimiz var. Negatifleri de pozitif yapacaksın. 4'ün katını e, ekleyerek pozitife ulaştıralım. Mesela ben buraya 20 eklersem i küpe eşit olur. i de eksi i'dir. Eksi 11'e 12 eklersem i üzeri 11 olur. Pardon i üzeri 1 olur. Bu da sevgili arkadaşlarım bize i'yi verir. Eksi 20'ye 20 eklersem i e üzeri 0 olur ki bu da zaten 1'in ta kendisiydi. Bir notumuz var. Sanal sayı biliminin tam sayı kuvvetlerinden seçilen herhangi ardışık 4 tane karmaşık sayının toplamı daima 0'dır diyeceğim. Sebep? Çünkü gelelim şuraya bakalım. Mesela abi sen burada tuttun dedin ki örnek veriyorum. Şunu 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 ve şunu Toplayalım. Burası neydi? İ'ydi. E toplarsan eksi i ile artı i eksi 1 ile artı 1 bir, birbirini götürür ve sıfır kalır. Veya sen tuttun abi. Şunu, 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 şunu topladın. Toplarsan dikkat ettiysen şurası neydi? 1'di. 1 e ile eksi 1, eksi i ile artı i birbirini götürür ve sonuç daima sıfır olur. Demek ki ben dörderli dörderli mesela ardışık 16 tane karmaşık sayı i'nin kuvvetini seçersem toplamı yine sıfır olmak zorunda. Çünkü 16'da 4'ün katıdır. Arkadaşlar devam ediyoruz. Karmaşık sayıların eşitliği. Eğer bir Z karmaşık sayısı A artı i, B, ve W karmaşık sayısı da ona da V diyelim. W demeyelim çirkin oluyor. C artı İ de ise gençler. Ve Z, v'ye eşitse o zaman bunun reel kısmı bunun reel kısmına bunun imajiner kısmı bunun imajiner kısmına mutlaka eşit olmak zorunda diyoruz. Peki dört işlemleri nasıl yapacağız hocam? Reel kısımları Real kısımlarla karmaşık yani imajiner kısımları imajiner kısımlarla toplayacaksın. Yani ben burada Z ile V'yi toplarsam A artı C'yi bir arada topluyorum. I parantezinde B artı D diyorum. Çıkarıyorsam da A'dan C'yi çıkarıyorum. Z'den V çıktığı için artı I parantezinde dedim. B'den de D'yi çıkarıyorum. 2Z artı V o zaman bunun iki katını ekliyorsun. 2A artı C artı I parantezinde 2B artı D diyorsun. Z ile V'yi nasıl çarpacağım hocam? Tek tek bütün terimleri çarpıyorsun. Yani A kere C artı A I D artı İ B C artı İ kare eksi 1 olduğu için eksi diyorum. B D diyorum. Buraya dikkat et. İ B ile İ D'yi çarpıyorum ya. Şununla şunu. Ne gelir? I kare çarpı B çarpı D gelir. I kare neydi? Eksi 1'di. Eksi B D olur. Ondan kaynaklı buraya eksi B D yazdım. Z'nin karesini alırsam şunun karesini. Birincinin karesi. 2 çarpı birinci çarpı ikinci. Yani 2 iki A, B, i yapar. 2 tane AB. Artı iB'nin karesi İ, i kare b kare. i kare eksi 1'di. O zaman ben buraya ne yazarım? Eksi b kare yazarım. Z'yi V'ye bölüyorsam da A artı İ, B bölü C artı İD diyorsam işte burada eşlenik devreye girecek. Burada da şunu yapıyoruz arkadaşlar. Z eşittir A artı İB karmaşık sayısının eşleniğini şu şekilde üstüne çizgi çekerek gösteriyoruz. Ve şuradaki i'nin kat sayısını pozitifse negatif, negatifse pozitif yapıyorsunuz. Sadece ama sadece bunu yapıyorsunuz. Çünkü toplanıldığı zaman da çarpıldığı zaman da bak toplanıldığında ve çarpıldığında sonucun reel sayı çıkmasını istiyoruz. Eşleniği ancak bu şekilde bulabiliriz. Bundan kaynaklı da ben aynı İrrasyonel sayılardaki paydada köklü olmasını istemiyorsam... ...burada da paydada imajiner bir sayı olmasını istemiyorum. Dolayısıyla burayı c eksi i d ile çarpıp genişletmem gerekiyor. Genişlettikten sonra bulduğum sayı bana z bölü v'yi verir. Bir karmaşık sayının eşleniğinin eşleniği yine o karmaşık sayıya eşittir. Ben z ile z'nin eşleniğini çarparsam... ...yani a artı i b ile a eksi i b'yi çarparsam iki kare farkı uygularım. Yani... A kare eksi i karesi derim lakin. Bak burası a kare eksi. i kare neydi? Eksi 1 çarpı b kare e, eksi eksi artı yapar a, hocam ne geldi? a kare artı b kare. Şimdi normal reel sayılarda 2 kare farkı dediğimiz olay. Yani a artı b ile a eksi b'nin çarpımı bize a kare eksi b kareyi veriyordu. Eyvallah, bunu herkes biliyor. Ama karmaşık sayılarda a artı i ile, a eksi i çarparsan bu sana a kare artı b kareyi verecektir. Bunu sakın unutma. Bunun sebebi şuradaki i'nin karesinin eksi 1 olmasından başka bir şey değil gençler. Ekstradan bilmen gereken sana bir tane daha şöyle özellik yazdırayım. Tamam mı? Sen de buraya not al. Hocam 1 artı i'nin karesini alırsan bu sana 2 i'yi 1 eksi i'nin karesini alırsan da bu sana eksi 2 i'yi verir daima. Bunları soruların içerisinde yeri geldiği zaman ne dediğimi anlayacaksın. Kullanırsın tamam mı? Şimdi ikinci dereceden denklemlerin tekrar sorularına geçeceğiz arkadaşlar. Ne zaman? Bir diğer videoda. Bu videomuz yaklaşık 36-37 dakikalık bir video oldu. Daha fazla uzamasın istemiyorum. Bir ders süresi ortalama 40 dakika ideal zaten. Geri kalan 2 dakikada da hem diğer ders için hazırlık yap. Bir kahve iç, bir çay iç. Eğer oruçsan, Ramazan dönemindeyiz. Eğer oruçsan bir dinlen, bir derin nefes al. Kafanı camdan çıkar. Balkonun varsa balkonuna çık. Bir şöyle derin nefes al. Sonra gel beraber soruları çözelim. Burada kaç tane sorumuz var? Hemen onu da sana söyleyeyim. 4 burada, 6 burada, 10. 6 da burada 16 tane sorumuz var. İkinci dereceden denklemlerle alakalı. Bu soruları da seninle beraber tatlı tatlı çözelim ve ikinci dereceden denklemlerle alakalı ödevini yapmaya başla 40 soru serisi AYTA e matematik kitabına. Sonraki videomuzda görüşürüz o zaman. Hoşça kal, sağlıkla kal ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutma.